Hadi biraz yemek ye aslan torunum. Canım bir şey yemek istemiyor. Müsaadenizle dairime dönebilir miyim? Tamam. Öksüz yetim kaldı bu yaşta. Sultanzademizin ne talihsiz kaderi varmış. Teyzesinin yanına gönderelim. Hem buradan acı hatıralardan uzaklaşmış olur. Hem de kızım Fatma'nın çocukları yarenlik eder ona. İsabet buyurdunuz sultanım. Ben derhal alakadar olacağım. Geverhan ben sizin kadar güçlü değilim demişti. Kızımın ne kadar çaresiz olduğunu anlayamamışım. Anlayamamışım. Kendinizi ne kadar suçlasanız da beyhude sultanım. Yapmayın. Hiçbir şey Geveran Sultanımızı geri getirmeyecek. Evi mahfuzda yazan buymuş demek. Razı geleceğiz. Onun o hali. Geveran'ın o kanlar içindeki hali. Bir türlü aklımdan gitmiyor. Öyle büyük bıraktı ki ardında. Ölene kadar bu yükle yaşamak zorundayım. Hala umrunda olan tek şey kendinsin değil mi? Mühim olan senin hayatın. Senin dertlerin öyle değil mi? İbrahim. Kardeşim. Sen ne diyorsun? Ben böyle bir şey söylemedim. Ya ne söyledin Atike? Kimseyi kandırma. Sen de biliyorsun silahların seni sevmediğini. Buna rağmen onu elde etmek için ne gerekiyorsa yaptın. Yaktın, yıktın, dağıttın. Gevhera'nın sözlerine kulak tıkadın. Acısını yok saydın. Şimdi iş işten geçtikten sonra gözyaşı dökmenin bir manası yok. Sen ne biliyorsun İbrahim? Sen ne biliyorsun da konuşuyorsun öyle? Gevherhan'ın ölümünün benimle bir alakası yok. O kendi zaaflarının, kendi hatalarının kurbanı oldu. Sen ne zaman böyle düşüncesiz, acımasız biri oldun Atike? Ya da doğduğumuzdan beri öyleydin de ben mi görmemişim?